Evet, takırtının sebebi şu Z rotunun rot başından kaynaklı. Şöyle oynatıyorum, lıkır lıkır yine ses yapıyor. Evet, Z-Rot'un üst kısmını şurasını 4 alyanla tutup 14 anahtarla orasını söküp çıkardık. Böyle şuradan şöyle kastırıp şöyle çıkardık. Evet, bu arızalı parçamız. Zaten ses yapan yer burası. Çok boşluklu. Şimdi alt kısmı da sökeceğiz. Bir daha yerine takacağız yeniyi. Evet, Z-Rot'u yerinden çıkardık. Şöyle üstüne çıkan parça. Yani bayağı boşluk var. Bu da yeni parça. Yani zor oynuyor. Böyle sert olması lazım. Bu alt kısmıydı. Bu da kolay oynuyor. Evet, şimdi yeniyi takacağız. Evet, Z-Rot'u takarken nelere dikkat ediyoruz? Şunun dışından olmayacak. Şu fren hortumun dışından olmayacak. Şöyle iç kısmından olacak. Bir de buraya geçirip diğerinde taktıktan sonra şuradan aşağı doğru bastırıp yukarı takıyoruz ve iş bitiyor. Evet, Z-Rot değişimi tamamlandı. Şöyle iki parça taktık. Şimdi tekerleğe takıp arabayı deneyeceğiz.